Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün bir sökme parçalama videosuyla daha karşınızdayız. Bugün eski bir radyoyu sökeceğiz. Bakalım içinde neler çıkacak, içinde neler yayacak. İçinde büyük ihtimal motor vardır çünkü eski kaset çalar olan radyolardan. Bakalım sökme parçalama videomuzda başlayalım. İşimize neler yarayacak görelim. Arkasındaki vidaları sökmekle işimize başlayalım.
Evet arkadaşlar, radyomuzun içinden çıkanlar bunlar. Bir adet 1 watt 8 ohmluk bir hoparlör çıktı. Tabii bunu çıkartırken şu mıknatısını düzgün yapıştırmamışlar. Bu da onunla beraber geldi. Ama büyük ihtimal hala çalışır durumdadır. Ama artık herhalde çalışmayacak çünkü bobinini ezdim. Büyük ihtimal bu çalışmayacak arkadaşlar. Bir tane hoparlör çıktı dediğimiz gibi. Bir adet simetrik bir trafomuz çıktı bu şekilde girişiyle beraber. Kaç volt verdiğini bilmiyorum. Hatta onu şimdi öğrenebilir miyiz? Şu an uygun bir fiş yok. Ama büyük ihtimal 12 volt civarlarında bir şeydir diye tahmin ediyorum. Simetrik bir trafo elde ettik. Bir tane DC motorumuz çıktı. 6 volt ile çalışıyormuş. Şurada bir bantı var. 6 volt, başka da bir şey yazmıyor. 2400 diyor. Bu galiba devre olabilir. Bunu da şöyle koyalım. Artı buradan bir adet mikrofonumuz çıktı. Ama mikrofonun durumu pek iyi gözükmüyor. Buradan mikrofon alırım arkadaşlar. Birkaç tane alacağım kondansatörler var. Mesela eğer alabilirsem şu ayarlı kondansatörü alacağım. Onun dışında alırsam jack'ı alırım. Başka da zaten bir şey yok arkadaşlar. Başka içinde neler vardı? Şu şekilde bir dişli sistemi vardı. Bunu başka videolarımızda, başka projelerimizde kullanmaya çalışırım. Eğer sağlam bir şeyse güzel bir tork elde edebiliriz bunlarla beraber. Bu şekilde bir kasnağımız çıktı. Çift taraflı hem buradan hem buradan kasnağı olan bir parça aparat çıktı. Şöyle bir tane okuyucumuz var. Bu eski kasetlerin üzerindeki bantı okuyan kısım. Okuma işlemini burası gerçekleştiriyordu. İçinde ne var hiçbir bilgim yok. Büyük ihtimal kızılötesi bir sensör olabilir. Şöyle iki adet kasnağımızdan çıkan kayışımız. Bir tane ufak kasnağımız. Onun dışında da elimizde çeşitli boylarda vidalar oldu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sildiğimizi parçaladık. İçinden içimize yarayan şeyler çıktı. Trafo, motor, dişli sistemleri gibi parçalar çıktı. Hoparlörü sökerken parçaladık. Artık o işlemleri kaybetti. Onu saymıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni videolardan da haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.